Merhaba arkadaşlar, Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mübtedanın cemi müennes, haberin mazi ya da muzari fiil cümlesi olarak gelişini göreceğiz. Bu dersimizde göreceğimiz isim cümlelerinin mübtedaları hep cemi müennes olarak gelecek, haber öğesi ise mazi veya muzari fiille başlayan fiil cümleleri olacaktır. Ancak şunu unutmayalım. Cemi müennes mübtedalar, cemi müennes salim olabileceği gibi cemi teksir de olabilir. Ya da bu cemi müennes salim isimlerin yerini tutan zamirler, ismi işaretler olabilir. Daha önceki derslerimizde de belirttiğimiz üzere fiil cümlesi olarak gelen haber öğeleri mahallen merfu olacaktır. Bu tür cümleleri irab yaparken cümle halinde haberdir ve mahallen merfudur denilir. Haber öğesi mübtedaya sayı ve cinsiyet yönünden uymak zorunda olduğu için haber olarak gelen bu fiil baştaki cemi mübtedaya sayı yönünden ve cinsiyet bakımından uymak zorundadır. Bundan önceki derslerimizde mübtedanın cins isim, özel isim, zamir ve işaret isimleri olarak gelişini görmüştük. Bu dersimizde de mübteda öğesi olarak belirtilen isimler karışık olarak verilecektir. Evet, bu örneğimizde mübteda cins isim, haber, fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Örneğimize bakalım. Eşşairatü zehebne ilal hafle. Eşşairatü yezhebne ilal hafle. Evet, şairatün kelimesinin çoğulu şairat şeklinde, cemi müennes şeklinde gelebileceği gibi eşşevairu şeklinde cemi teksir olarak da gelebilir. Her ikisi de kullanılır. Bir kelimenin birden fazla cemisi olabilir. Evet, burada eşşairat mübtedadır, merfudur, dammeyle merfudur. Zehebne mazi veya bu muzari de olabilir, yezhebne şeklinde. İlal hafle, burası da fiil cümlesi şeklinde haberdir ve mahallen merfudur. Burada eşşairat çoğul olduğu için ve müennes olduğu için fiilimiz de mazide zehebne, muzaride yezhebne biçiminde gelmiştir. Evet, mübtedamız özel isim de olabilir. 3 tane bayan isminden oluşan özel isim de olabilir. Zuhal ve Suad ve Hilal. Zehebne ilal hafle veya yezhebne ilal hafle de diyebiliriz. Evet, Zuhal, Suat ve Hilal törene gittiler. El hafle tören demek. Törene gitti veya gidiyor diyebiliriz. Zuhal burada özel isimdir, mübtedadır ve damme ile merfudur. Daha sonra iki tane daha bayan ismi gelmektedir. Arada vav atıf harfleri var. Bu atıf harflerinden sonraki isimleri matuf diyoruz arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda da göreceğiz bu konuyu. Bu atıf harflerinden sonra yani vav'dan sonra gelen kelimelerin harekesinde kendinden öncekinin harekesiyle aynı okuyoruz. Çünkü kendinden önceki kelimenin harekesi dammedir. Evet, bunları da damme olarak okuyoruz. Zuhal, Suat ve Hilal. Evet, burası da haber. Zehebne ilal hafle kısmı da haberdir. Mahallen merfudur. Evet, mübteda öğemiz bu cemi müennes isimlerini yerini tutan zamirler de olabilir arkadaşlar. Bu örneğimiz onunla ilgili bir örnek. Hünne zehebne ilal hafle veya hünne yezhebne ilal hafle. Onlar, yani kadınları kastediyoruz. Onlar törene gitti veya gidiyor anlamına gelen bir cümle. Burada hünne mübtedadır, zamirdir, mebnidir. Onun için mahallen merfudur. Zamirler mahallen iraplanır demiştik önceki derslerimizde de. Zehebne ilal hafle cümlesi fiil cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen merfudur. Mübtedamız yine bu yakın için kullanılan ismi işaret olabilir. Haülâ'yı burada çoğul hem müzekkerlerde hem de müenneslerde kullanılan, yakın için kullanılan bir ismi işarettir ve bunlar anlamına gelir. Bu dersimizde cemi müenneslerin yerini tutacak hep. Onun için haber öğesi fiilimizi de daima müennes olarak getireceğiz. Evet, cümlemizi okuyalım. Haülâ'i zehebne ilal hafle. Haülâ'i yezhebne ilal hafle.
Haulâ'i mübtedadır, mahallen merfudur. Çünkü ismi işaretler mebnidir çoğulları. Tesnilere hariç ismi işaretler mebnidir ve mahallen iraplanırlar. Burada mübtedadır haulâ'i, mahallen merfudur. Zehebne ilal hafle haber cümlemizdir, mahallen merfudur. Evet, mübteda uzak için kullanılan ismi işaret de olabilir. Çoğullarda kullandığımız ismi işaret onlar ve şunlar anlamına gelen ismi işaret ülaike'dir. Evet, ülaike zehebne ilal hafle veya ülaike yeshebne ilal hafle diyebiliriz. Onlar veya şunlar, kadınları kastediyoruz, kadınlara işaret ederek diyoruz ki onlar törene gitti veya onlar törene gidiyor deriz. Evet, burada ülaike mübtedadır, mahallen merfudur. Zehebne ilal hafle haberdir, mahallen merfudur. Evet, örneklerle konuyu biraz daha pekiştirelim. El mühendisatü hadarne. Mühendisetün mühendisat, kadın mühendisler demek. Burada el mühendisat mübtedadır, merfudur, damme ile merfudur. Hadarne haberdir, mahallen merfudur. Evet, el mühendisetü olsaydı bu, yani bir mühendis, bir kadın mühendis olsaydı el mühendisetü hadarat derdik. Evet, çoğullarda fiil çekiminde arkadaşlar hünne kısmını karşılar burası. Yani bu el mühendisat yerine mesela hünneyi koyduğunuzda hünne hadarne derdik yine. Evet, fiilin sonuna bir nun geliyor. Bununla nunun nisve diyoruz. Fail nunudur bu. Bunun ismi de nunun nisve. Yani kadınları gösteren, onlara delalet eden nundur bu. Evet, bugün cümlelerimizde hep haber öğesi olarak gelecek. Çünkü mübteda burada çoğuldur, müennestir. Onun için haberimiz de çoğul ve müennes olarak gelecek. El-amilâtü te'ibne. Kadın işçiler yoruldu. Amiletün amilat. Kadın işçiler demek. El-amilât mübtedadır, merfudur. Damme ile merfu. Te'ibne haberdir, mahallen merfudur. Ülâike yerci'ne minel gariye. Onlar veya şunlar köyden dönüyor. Evet, ülaike mübtedadır. Yerci'ne minel gariye cümlemiz fiil cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen merfudur. Burada yerci'ne fiilden bu ülaike'nin kadınlar olduğunu anlıyoruz. Eğer erkek olsaydı bu ülaike yerci'une minel gariye denildi. Selime ve Rahime ve Semiha garatnel kısas. Evet, burada Selime mübtedadır arkadaşlar. Burada atıf harfimiz vav var ve kendinden öncekinin harekesiyle hep aynı okuyoruz. Bu atıf harflerinden sonraki kelimeleri Rahime ve Semiha. Evet, bunlara mübteda demiyoruz, matuf diyoruz. Ama burada 3 tane isim olduğu için, bayan ismi olduğu için arkadaşlar haberi de çoğul getiriyoruz. Garatne şeklinde fiilimizi çekiyoruz. Garatnel kısasa. Burası fiil cümlesi şeklinde haberdir. Evet, el kısas kıssatün kelimesinin çoğuludur. Hikayeler demek. Burada da mefulüm bihtir. Burada bir fiil cümlesi vardır. Garae mazi fiil. Daha sonra bu nun fail zamiridir. El kısas mefulüm bihtir. Ha ülâ-i şekârne sâik. Bunlar şoföre teşekkür ettiler. Ha ülâ-i de evet hem müzekkerlerden müennislerde ortak olarak kullanılan, yakın için kullandığımız bir isim işarettir. Bunlar anlamına gelir. Haber cümlesinden bunun kadınlar olduğunu anlıyoruz. Ha ülâ-i şekârne sâik. Bunlar yani bu kadınlar, kadınlara işaret ediyoruz. Şoföre teşekkür ettiler anlamına gelen bir cümledir bu. Ülâ-i mübtedadır, merfudur, mahallen merfudur. Şekerne haberdir, mahallen merfudur. El-benâtü garikne fil bahr. Bintün kelimesinin çoğuludur el-benât. El-benât gariga yağragu boğulmak demek. Garikne şeklinde fiilimizi çekiyoruz. Hep bir nunun nisfi var arkadaşlar fiilin sonunda bakın. El-benât garikne fil bahri. Burası da fiil cümlesi şeklinde haberdir, mahallen merfudur. Ülaike herabne minez zulm. Onlar
veya şunlar zulümden kaçtı. Yine bayanlara işaret ediyoruz. Uzak için kullanılan isim işaretleri ülaike müptelâdır burada. Herabne mine zulmi. Burası da fiil cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen merfudur. El feteyatü ya'burne şâri'a. Fetat kelimesinin çoğuludur bu. Feteyat. Evet. Fetatün feteyat. Evet. El feteyat mübdedadır. Ya'burne şâri'a. Fiil cümlesi şeklinde haberdir. Abera ya'buru. Karşıdan karşıya geçmek demek. Ya'burne şâri'a. Caddeyi geçiyorlar. Burası bu. Mef'ulün bihtir eşşâri'a. Ya'burne şari hepsi birlikte fiil cümlesi şeklinde haberdir. Mahallen merfudur. El bahisatü yesharne. Araştırmacılar geceyi uykusuz geçiriyor. Gece uyumuyor demektir. Sehira yesheru. Gece uyumamak, geceyi uykusuz geçirmek demek. Bahisetün bahisat. Kadın araştırmacılar demek. El bahisat müptedadır burada. Merfudur. Damme ile merfudur. Yesharne haberdir. Mahallen merfudur. Haulâ-i yahcenne. Bunlar utanıyor, çekiniyor. Hacile, yahcelu, utanmak demek. Yahcenne, bunlar utanıyor. Evet, haulâ-i müpteda burada. Yahcenne, haberdir. Her ikisi de mahallen merfudur. Müpteda, mahallen merfudur. Çünkü mebnidir. İsmi işaretler, zamirler mebnidirler ve mahallen iraplanırlar. Burada da haulâ-i müptedadır, mahallen merfudur. Yahcenne, haberdir. Fiil cümlesi şeklinde haberdir ve mahallen merfudur. Entünne tahsüdne. Sizler kıskanıyorsunuz, haset ediyorsunuz. Evet, entünne sizler, yani siz kadınlar, kadınlara hitaben söylenen bir zamir bu. Entünne müpteda burada, tahsüdne haber. Bakın entünne kısmında artık muhatap muhatabada buradaki muzarat harfimiz T'ye dönüşüyordu. Daha önce fiil çekimini görmüştük. Evet, hünne olsaydı bu, o bayanlar olsaydı hünne yahsüdne diyecektik. Onlar kıskanıyor. Sizler kıskanıyorsunuz derken bu muzarat harfini T'ye çeviriyoruz. Gerisi aynı. Tahsüdne oluyor o zaman. Hünne yahsüdne, entünne tahsüdne. Husniye ve fahriye ve remziye yadhakne. Evet, Hüsniye, Fahriye ve Remziye. Üç tane bayan ismi var burada arkadaşlar. Onun için haberi çoğul olarak getiriyoruz. Sadece Hüsniye burada müptedadır. Burada vav atıf harfidir. Bu atıf harfinden sonraki kelimelere matuf diyoruz. Ama burada üç tane bayan ismi olduğu için haberi çoğul olarak getiriyoruz. Yedhakne şeklinde. Evet, haber merfudur, mahallen merfudur. Entünne tefhemnel mesele. Sizler meseleyi, problemi anlıyorsunuz. Entünne müptedadır. Tefhemnel mesele fiil cümlesi şeklinde haberdir. Evet, entünne de bakın muzarat harfimiz T oldu. Sizler anlıyorsunuz. Neyi? El meselete. El meselete burada mef'ulüm bihtir. Hünne yahsüdnel gamha. Onlar buğdayı biçiyor, hasat ediyorlar. Hünne müptedadır. Yahsüdnel gamha haberdir. Evet, yahsüdne muzari fiil. Buradaki nun fail, el gamha mef'ulüm bihtir. Ülaike yenfe'anel ümme. Onlar millete fayda sağlıyorlar, faydalı oluyorlar anlamına gelen bir cümle. Ülaike müptedadır. Yenfe'anel ümme fiil cümlesi şeklinde haberdir. Evet, buradaki fiilden arkadaşlar bu ülaike'nin bayanlara işaret ettiğini anlıyoruz. Eğer erkekler için kullanılmış olsaydı ülaike yenfe'unel ümme olurdu. El mu'idatü taba'nel rasail. El mu'idat bayan asistanlar demek. Mu'idetün mu'idat. Burada müptedadır. Yargı bildiren kısmımız neresi? Burası fiil cümlesi şeklinde bakın. Taba'a, yatba'u, bastırmak demek. Risaletün rasail, hem mektuplar anlamına geliyor risale, hem de tezler anlamına geliyor rasail kelimesi. Müfredi risaletün. Evet, taba'ne rasail. Burada rasail kelimesi de
Mef'ulün bihtir. Cümlenin öğesi olarak mef'ulün bihtir onun için mansup olmuştur. Evet, şimdi de alıştırmalarımızı yapalım. Türkçelerinden yararlanarak cümlelerde boş bırakılan kısımlara uygun mübteda öğeleri getiriniz. Evet, yeskünle filmediğine diyor bakın. Evet, ne istiyor bizden? Bunlar şehirde ikamet ediyor, oturuyor. Sekene yeskünü oturmak, ikamet etmek demek. Evet, sekene yeskünü muzarisi böyle arkadaşlar. Önce yazalım. Bizden istenen nedir? Bunlar. Evet, neydi bunlar? Ha ülai. Erkeklerde de, kadınlarda da ortaktı biliyorsunuz. Ha ülai yeskünle fil medine diyeceğiz. Evet, burada yeskünlenin yazılışına bakın arkadaşlar. Evet, fiilimiz yeskünü. Biliyorsunuz ne diyorduk? Fetaha, fetahne, dehale, dehalne diyorduk değil mi? Bunun yanına bir de nun gelecek. Ne olacak? Yeskünne. Aslında şu şekildedir bakın. Yeskünne şeklinde. Ama burada iki tane nun yan yana geldiği için bunları şeddeli olarak yazıyoruz. Bu şekilde ayrı yazmıyoruz. Bir tane nun, kendi nunu, fiilin kendi nun harfi. Diğer nun da nunun isve dediğimiz fail zamiridir. Bu ikisi yan yana gelince şeddeli olarak yazılır. Aynı cinsten iki harf yan yana gelince şeddeli olarak yazılır. O yüzden böyle şeddelidir burada. Ha ulai yeskünle fil medine. Evet, siz eğitimi okumayı bıraktınız. Evet, teraktünle dirase diyor. Siz nedir? Siz bayanlara hitaben zamirimiz. Entünle teraktünle dirase. Evet, burası fiil cümlesi şeklinde haber. Entünle mübtedadır. Onlar raporu aradı. Onlar burada ama ismi işaret koymamızı istiyor. Onlar derken. Evet, ismi işaretimiz neydi arkadaşlar? Onlar da. Evet, ülaike. Hem kadınlarda hem de erkeklerde ortaktır bu da. Ülaike ve hasne anit takrir. Burası fiil cümlesi şeklinde haber ve hase anla kullanılır. Aramak anlamına gelir. Evet, onlar raporu aradı. Şunlar ödülü aldı. Evet, yine şunlar. Biliyorsunuz ülaike hem onlar hem de şunlar anlamına geliyordu. Burayı da ülaike yazacağız tekrar. Ülaike hasalne alel caize. Burası da fiil cümlesi şeklinde haberdir. Hasale ala harfi ceriyle bir şeyi elde etmek anlamına gelir. Neyi elde ediyorsak onun başına ala harfi ceri getiriyoruz. Evet, onlar endişe duyuyorlar. Evet, burada onlar için zamir koymamızı istemiş. Hünne. Değil mi? Erkeklerde hüm, kadınlarda onlar derken hünne diyorduk. Hünne, yeşurne, bir kalap. Evet, şeara, yeşurda, bi harfi ceriyle kullanılır. Neyi hissediliyorsa, ne hissediyorsak onun başına bi harfi ceri getiriyoruz. Kalap, endişe demek. Hünne yeşurne bir kalak. Onlar endişe hissediyorlar ya da endişe duyuyorlar veya endişeleniyorlar da denilebilir. Onlar dışarıdan geldi. Yine zamir koymamız istenmiş bizden. Hünne gadimne minel hariç. Gadime min bir yerden gelmek demek bu da arkadaşlar. Gadimne minel hariç. Burası haberdir. Mahallen merfudur. Hünne mübtedadır. O da mahallen merfudur. Çünkü zamirler mahallen iraplanır. Bunlar şaka yapıyor. Bunlar neydi? Evet. Ha ülai yemzahne. Mezaha yemzahu şaka yapmak demek. Yemzahne diyoruz. Bakın hep bir nun getiriyoruz fiilin sonuna. Buna nunun nisve denir. İkinci alıştırma, Türkçelerinden yararlanarak cümlede boş bırakılan kısımlara uygun fiil cümlesi halinde haber getiriniz. Evet, onlar çarşıdan dönüyor. Hünne, dönüyor dediğine göre muzari fiil kullanacağız.
Hünne yerci'ne mine suk. Raca'a yerci'u min bir yerden dönmek demek. Esuk çarşı. Evet, burada hünne müptedadır. Yerci'ne mine suk haberdir. Onlar yalandan nefret ediyor. Evet, nefret ediyor. Muzari fiil koyacağız buraya. Kerihe yekrahu nefret etmek demek. Yekrah ne diyeceğiz. Çünkü ülaike çoğuldur. Kadınlara işaret ederek söylüyoruz. Onlar müpteda. Yekrah nel kezibe. Burası da haberdir. Kadın hizmetçiler yemek pişiriyorlar. El hadimatu müpteda. Bakın çoğuldur ve müennestir. Fiili de çoğul ve müennes olarak getireceğiz. Yemek pişiriyor. Muzari fiil kullanacağız. Tabaha yatbuhu pişirmek demek. Yatbuh ne? Yatbuh ne ta'am diyeceğiz tabii ki. Burası fiil cümlesi şeklinde haber. Sizler Kur'an'ı ezberliyorsunuz. Entünne siz kadınlar, sizler ezberliyorsunuz. Evet, hafiza, yahfazu ezberlemek demek. Evet, tahfazne diyeceğiz arkadaşlar. Hafiza, yahfazu, tahfazne diyeceğiz. Burası hünne olsaydı, entünne değil de hünne olsaydı o zaman yahfazne derdik. Entünne olduğu için muzarat harfimiz T oluyor. Tahfaznel Kur'an diyoruz. Bizler Allah'a şükrediyoruz. Nahnu nahmedullah. Bizler Allah'a hamd ediyoruz. Evet, müzekkerde de müennesle de ortaktır nahnu. Fiil çekimi de aynıdır. Kız çocukları çantayı kaybetti anlamına gelen bir cümle kuyuracağız. Evet, et-tıflatü kız çocukları kaybetti. Mazi fiil olacak arkadaşlar. Fekade yefkidu kaybetmek demek. Fekadne diyeceğiz. Et-tıflatü fekadnel hagibe. Onlar şunlar başörtüsü takıyor. Evet, ülaike. Takıyor derken arkadaşlar libise yelbesü fiilini kullanıyoruz. Giymek anlamına geliyor. Hem giymek işte biz Türkçe'de takıyor dediğimiz şeyler için de o fiili kullanılıyor Arapça'da. Onlar ülaike müpteda burada takıyor. Başörtüsü el hicab. Muzari fiil kullanacağız arkadaşlar takıyor dediği için. Yelbesne. Ülaike yelbesnel hicab. Evet, isim cümlelerinin müpteda ve haber öğelerinde yapılan yanlışlıkları Türkçelerinden yararlanarak düzeltiniz. Evet, bakalım Türkçelerine önce. Onlar mahcubiyet duyuyor, utanıyor, çekiniyor. Evet, ülaike burada yanlışlık yok. Müpteda doğru. Habere bakıyoruz. Yahcelune demiş arkadaşlar. Yahcelune erkekler için olsaydı ülaike evet öyle derdik ama burada müennes demiş bakın onlar için. Fiilimiz bu yanlıştı. Doğrusunu şuraya yazalım. Ülaike aynen kalacak. Ülaike yahcelne. Aliye, Safiye ve Dürriye pişman oldu diyeceğiz. Evet, müptedamızda herhangi bir yanlışlık yok. Yine haber öğemizde yanlışlık var. Yendemüne pişman oluyorlar demek. Hem maziye çevireceğiz hem de kadınlara uygun olarak getireceğiz. Burada 3 tane bayan ismi var çünkü. Evet, pişman oldu. Nedime? Evet, Nedim ne diyeceğiz. Aliye ve Safiye ve Dürriye Nedim ne? Bunlar susuyorlar yani konuşmuyorlar. Sekete yeskütü susmak demek. Ha ülai bunlar. Bu aynen kalacak arkadaşlar müpteda. Evet seket ne? Evet sekete burada mazi fiil. Bizden susuyor demiş. Yani muzari kullanmamızı istemiş. Evet bu haliyle doğru ama bu mazidir seket ne? Bunun muzari karşılığını yazacağız. Yeskütne. Ha ülai yeskütne. Evet kadın tüccarlar ticarette kaybediyorlar.
Evet, burada et-tacirati demiş. Evet, mübteda mecrur olmaz arkadaşlar. Mübteda ne olur? Merfu olur. Et-tacirati diyeceğiz. Hasirne fit-ticara demiş. Evet, hasirne de mazi fiildir. Hasira. Ama burada bizden kaybediyor. Muzarisini istediği için muzari karşılığını yazacağız. Hasira yahsiru. Muzarisi. Tabii ki fiilimizi çekeceğiz ona uygun olarak. Yahserne diyeceğiz. Et-taciratü yahserne fit-ticara. Sizler yüzük takıyorsunuz. Entünne yelbesünel hatem demiş. Burada yelbesüne erkekler için. Entüm olsaydı burası siz erkekler. O zaman telbesüne olması gerekirdi. Burası yelbesüne o erkekler takıyorlar demek arkadaşlar. Entünne fiilimizi değiştirelim. Telbesne, telbesnel hatem diyerek geçeceğiz meful bir. Evet, burası fiil cümlesi şeklinde haber. Kız öğrenciler Farsça eğitimi alıyorlar. Evet, et talebetü yedrusnel farisiye. Burada hata nedir? Et talebetü arkadaşlar, bu talip kelimesinin çoğuludur. Talibün yani erkek öğrencinin cemisidir bu. Talibün, talebetün. Türkçe'de de talebeler diyerek biz çoğul olan bir kelimeyi, yani Arapça'da çoğul olan bir kelimeyi lerler getirerek tekrar çoğul yapmışız. Talibün, talebetün, erkek öğrenciler demek. Burada kız öğrenciler dememizi istiyor. Neydi kız öğrenciler? Et talibatü. Et talibatü. Farsça eğitimi alıyor. Evet, yedrusnel farisiye. Burası doğru arkadaşlar. Aynen. Tekrar yazmaya gerek yok. Sizler Allah'a hamd ediyorsunuz. Entünne hamidtumullah şeklinde bir cümlemiz var. Sizler doğru mu? Evet, doğru. Mübtedada hata yok. Hamidtum erkeklere hitaben denilir. Sizler hamd ettiniz demektir bu. Sizler hamd ediyorsunuz. Hem muzariye çevireceğiz bunu, bir de bayanlara söyleyeceğiz. Entünne tahmednallah diyeceğiz. Bayan sporcular koşuyor. Evet, riyadiyetün riyadiyat bayan sporcular demek, kadın sporcular. Evet, burada da arkadaşlar bakın mecrur olmuş. Mübteda mecrur mudur? Hayır. Mübteda merfu olur. Onun için er-riyadiyatü diyeceğiz. Merfu okuyacağız. Terkudu demiş bakın. Terkudu olur mu? Olmaz. Çünkü bu çoğuldur. Er-riyadiyetü olsaydı, müfret olsaydı olurdu. Er-riyadiyetü terkudu olurdu. Ama er-riyadiyatü çoğul olduğu için fiilimizi de çekeceğiz. Yer kudne olacak. Siz iyi yüzüyorsunuz. Entünne nesbehu ceyiden. Bu ne olmuş? Entünne sizler. Evet, doğru. Nesbehu biz yüzüyoruz demek olmaz. Yani müpteda entünne sizler olup da haber biz yüzüyoruz olmaz. Değil mi? Siz yüzüyorsunuz diyeceğiz burada. Evet. Entünne tesbahne ceyiden. Ceyiden iyi bir şekilde demek. Siz iyi bir şekilde yüzüyorsunuz. Bayan seyirciler salonda oturuyor. Müteferricetün müteferricat bayan seyirciler demek. Bu doğru mübteda. Evet, celesne fissale. Bu biz salonda oturduk demek. Biz oturduk. Ama bayan seyirciler oturuyor diyeceğiz. Bu doğru mu? Yanlış. Evet, oturuyor. Muzari istiyor bizden. Yeclisne fissale. El müteferricatü yeclisne fissale. Evet, bugünkü dersimizde arkadaşlar mübtedanın cemi müennes, isim, cins isim oluşunu veya zamir, ismi işaret veya özel isim olarak gelmesini gördük. Mesela mübtedamız cemi müennes salim bir isim olabilir. Talibatü gibi. Veya cemi teksir olabilirdi. Onları gördük bugün. En-nisa-ü şeklinde.
veya müptedamız zamir olabilir. Et-talibat yerine veya en-nisa yerine hangi zamiri koyabiliriz? Hünne zamirini koyabiliriz. Veya arkadaşlar müptedamız tabii ki çoğul müennesi için kullanılan zamir olabilir demiştik ya. Müptedamız hünne olabilir. Başka entünne olabilir. Sizler anlamına gelen bayanlara veya nahnü biz kadınlar bizler anlamına gelen nahnü de olabilir. Evet, bir diğeri de müptedamız bayanlara işaret ettiğimiz yakın için kullanılan bir isim işaret olabilir. Ha ülai veya uzak için kullanılan isim işaret olabilir. Ülaike. Veya müptedamız üç tane veya daha fazla isimden oluşan bir özel isimde olabilir. Mesela Zeynep, Aişe ve diyelim. Atıf harfiyle yapıyorduk. Zeynep'ü, Aişe'tü ve Fatıma'tü gibi üç tane özel isimden oluşabilirdi. Eğer bunlardan oluşuyorsa müptedamız fiil cümlemizde arkadaşlar nasıl gelecekti? Ona uygun olarak çoğul gelecek. Örnek yazalım bir tane ve konumuzu sonlandıralım. Evet, el-muallimatü harekeleyelim. El-muallimatü zehebne ilal-külliye. Kadın öğretmenler fakülteye gittiler. El-muallimat mübteda zehebne ilal-külliye fiil cümlesi şeklinde haberdi. Mahallen merfudur. Zehebne mazi fiil. Tabii ki burası muzari ile başlayan bir fiil de olabilir. Yani bunu muzari de yapabiliriz. Fakülteye gidiyorlar da diyebiliriz. Evet. El-muallimatü yezhebne ilal külliye de diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bayan hocalar fakülteye gidiyorlar. Yine burası nedir? Haberdir. Mahallen merfudur. Bu el-muallimat yerine zamir de koyabiliriz. Hünne zehebne ilal külliye veya hünne yezhebne ilal külliye diyebiliriz. Ya da onlara işaret ederek bunlar fakülteye gidiyorlar diyebiliriz. Ha ülai yezhebne ilal külliye ya da onlar şunlar anlamına gelen uzak isim işareti kullanabiliriz. Ülaike yezhebne ilal külliye ya da ülaike zehebne ilal külliye diyebiliriz. Ya da bu el-muallimat yerine 3 tane özel isim de koyabiliriz. Aişetü ve Fatımetü ve Zeynebü zehebne ilal külliye de denilebilir. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.